Ahmet Önlü 2019 yılında hangi belediye başkanı ne kadar maaş alacak? Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar merak konusu haline gelmiştir. Acaba onlar da memurlar gibi ücret alıyor ya da onların maaş hesabı farklı mıdır? Nüfus rakamlarının maaşı etkisi var mıdır? Bu sorular ışığında 2019 yılı Ocak ayı sonrasında belediye başkanlarına ödenecek maaşları açıklayacağız. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediye Başkanının Özlük Hakları başlıklı 39. maddesinde aynen Belediye Başkanına nüfusu A 10.000'e 10 kadar olan beldelerde 70.000, B 11.000'den 50.000'e kadar olan beldelerde 80.000, C 50.001'den 50 100.000'e kadar olan beldelerde 100.000, D 100.001'den 250.000'e kadar olan beldelerde 115.000, E 250 bin birden 500 bine kadar olan beldelerde 135 bin, F 500 bin birden 1 milyona kadar olan beldelerde 155 bin, G 1 milyon birden 2 milyona kadar olan beldelerde 190 bin, H 2 milyon birden fazla olan beldelerde 230 bin gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık kat çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek ödenir nüfusu 50 bin birden az olan il merkezi beldelerde bu ödenin hesaplanmasında C bendinde belirtilen gösterge rakamı esas alınır. 657 sayılı devlet memurları kanunu uyarınca devlet memurları ile bakmakla yükümlü oldukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır hükmüne yer verilmiştir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan 312014 tarihli ve 54 sayılı Mali ve Sosyal Haklara ilişkin yayınlanan genelgenin 10. maddesi uyarınca 5393 sayılı Kanun'un 39 ve 32. maddelerine atfen belediye başkan ödenekleri tespitinde gösterge rakamlarına 2280 rakamının eklenmek suretiyle belediye başkan ödeneklerinin hesaplanacağı ve dolayısıyla belediye meclis üyelerinin huzur haklarının da bu meyanda düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümler çerçevesinde nüfusu 2 milyon birden fazla olan belediyelerdeki belediye başkanlarına 232.280 çarpı 0,130.597 eşittir 30.335 TL bürüt ücret ödenecektir. Nüfusu 10.000'e kadar olan beldelerde ise 72.280 çarpı 0,13597 eşittir 9.439,55 TL brüt ücret ödenecektir. Ayrıca bunlara çocuk ve eş yardımı ödemesi de yapılacaktır. Diğer hesaplamalar da aynı şekilde yapılacaktır. Yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretleri bu hesaba katmıyoruz. Hemen hemen birçok belediye başkanının normal maaşlarına ilave olarak aldıkları yönetim kurulu maaşları bulunmaktadır. Özellikle belediye şirketlerinin yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretler oldukça yüksek olabilmektedir. Maaşlara ilave olarak huzur hakkı da ödenir. Diğer yandan meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda husur hakkı ödenir. Husur hakkı ödenecek gün sayısı 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez. Görevdeki belediye başkanlarının emekli maaşları kesilir mi? 5335 sayılı kanunun 30. maddesine göre mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanların emekli maaşları kesilmemektedir. Dolayısıyla bunlar hem görev aylıklarını hem de emekli aylıklarını birlikte almaktadırlar. En yüksek devlet memurunun yemek ücreti ne kadar oldu? Memurların kurumlarında yedikleri öğle yemeği ücreti memurların ek göstergelerine veya sözleşme ücretlerine göre değişmektedir. Devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeli uygulama temliği sıra no. 1-15-1-2019-14-1-2020 tarihleri arasında memurlardan alınacak askeri yemek ücretleri belirlenmiştir. Bu tebliğe göre ek göstergesi olmayan memurların öğle yemeği ücreti 1,37 TL, 8000 ek göstergeli en yüksek devlet memurunun ise 5,45 TL olarak belirlenmiştir. Ek göstergesi olmayan memurlardan alınan öğle yemeği ücreti 1,25 TL'den 1,37 TL'ye ek göstergesi 4800'den yüksek olan devlet memurlarından alınacak ücret ise 4,91 TL'den 5,45 TL'ye yükseltilmiştir. Burada belirlenen ücretler en düşük ücretler olup kamu kurumları belirlenen rakamların üzerinde yemek ücreti belirleyebilirler. İşte bu yüzden memurlardan alınan yemek ücretleri kamu kurumları arasında değişmektedir. Kamu kurumları çoğunlukla bu bedeller üzerinden yemek ücreti belirlemektedirler. Hangi personel ücret ödemeden yemek yiyebilir? Devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliğinin ek birinci maddesinde devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliğine göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dahil ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlar, hastalar ve sosyal hizmet alanlar için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanacaklardır. Kamu işçilerinin çoğu yemek için ücret ödemez. Garip ama memurlardan istisnai olarak yemek ücreti ödemeden yemek yiyenler varken, kamu işçilerinin çoğunluğu yemek için ücret ödememektedir. Bunun sebebi ise toplu sözleşmelere konulan hükümlerdir. İşte toplu sözleşme metinlerine işçilerin yemek ücreti ödemeden yemek yiyebilecekleri yönünde hüküm konulması halinde işçiler ücret ödemeden yemek yiyebilmektedirler. Hatta yemek yemedikleri zaman da ücretini alabilmektedirler. Ne hikmetse memurların toplu sözleşmelerine bu yönde hüküm konulmaz. Bu durumu öğrenen memurlar keşke biz de işçi olsaydık diye zaman zaman hayıflanmaktadırlar. Makam sahiplerinin kurumlarında yedikleri yemekler nereden karşılanır? 2018-2020 dönemi bütçe hazırlama rehberinde temsil, ağırlama, tören ve fuar organizasyon giderlerine ilişkin düzenlemeye ilişkin geniş düzenlemelere yer verildiğini görüyoruz. Bu çerçevede makam sahiplerinin kurumlarında yemiş oldukları yemek bedelleri kendileri tarafından karşılanacaktır. Yani temsil ve ağırlamanın gerektirmediği her türlü gidenler ilgilerce karşılanacaktır.